Huawei'nin yeni kablosuz kulaklıkları FreeBuds 5'leri elime geçti arkadaşlar. Kutusu yumurtaya, kendisi de kabuklu fıstığa benzeyen bu kablosuz kulaklık bizlere neler sunuyor? Gelin bu videoda hep birlikte yakından bakalım. Bu arada bu videoyu izleyenlere özel 200 TL'lik bir indirim kuponla sizler için ayarladım. İndirim kuponunu yorumlara sabitliyorum. Ekranda şöyle yazayım. Bu kod 15 Mayıs'a kadar geçerli arkadaşlar. 15 Mayıs'a kadar gidip FreeBuds 5'leri satın alırken oradaki kodu kullanarak 200 liralık indirimden faydalanabilirsiniz. Tasarım konusunda Huawei yine Huawei'liğini konuşturmuş desem yeridir arkadaşlar. Daha öncesinde Viyana'da katıldığım bir lansmanda gösterdikleri ruj şeklinde bir kulaklık vardı ki o kulaklıkta gerçekten çok enteresan ve ilginç bir tasarıma sahipti ve gün sonunda da güzel bir üründü. Şimdi elimde tutmakta olduğum bu üründe yine birçok kablosuz kulaklıktan çok daha farklı bir tasarıma sahip. Hadi kutusunu kabullenseniz kulaklığın şeklini ilk başta kabullenmek birazcık zor olabiliyor ama kullanıp da alıştıktan sonrasında beğeneceğinize eminim bu kulaklık tasarımını. Ürün oldukça hafif bu arada. Kutudan çıkartır çıkartmaz ilk dikkatinizi çeken şeylerden bir tanesi bu olabilir diye düşünüyorum. Kulaklıkların her biri 5.4 gram civarında. Ben elimdeki tartıyla tarttım, 5 gram gibi gözüküyor. Hani daha hassas bir tartıda muhtemelen 5.4'ü falan görürdük. Ama benim tarttığım tartıda kulaklıklar 5 gram olarak çıktı ve kutusu da kulaklıklar içinde değilken 45 gram ağırlığında. Hani hepsini birlikte koysanız bile oldukça hafif bir ağırlığı var olduğunu sizlere söylemem lazım. Şimdi genel olarak bu kulaklıklardaki tasarım tabii ki çok konuşulacak. Çok da anlatılması gereken bir şey bence. Gayet konforlu ve özellikle kulak içi kulaklıklara alışamayan, sevmeyen kullanıcılar için bence vazgeçilmez bir tasarım olmuş sevgili arkadaşlar. Hazır kulak içi kulaklıklardan bahsetmişken sizlere şunu da ekleyeyim. Kulaklığın kutusundan birçok aksesuar çıkıyor arkadaşlar. Burada benim dikkatimi çeken tek şey şu oldu açıkçası kutunun içinden çıkan. Kulaklıkların üstüne takmanız için silikon başlıklar çıkıyor. Bu silikon başlıklar hem kulaklıkların ergonomik anlamda kulağınızda daha iyi durmasını sağlıyor. Hem de daha iyi bir orada böyle izolasyona yol açtığı için kulaklığın ses kalitesini daha iyi anlamanızı, ses deneyimini daha yukarıya taşımasında sizler için sağlamış oluyor. Gerçekten güzel olmuş bunu düşünmeleri. Oldukça da hoşuma gitti. Kutunun içinden bu silikon başlıkların çıkıyor olması. Tabi gelelim ses kalitesine. Çünkü kulaklıkların en önemli şeyi tabii ki ses kalitesi. Burada ses deneyimini sizlere her ne kadar doğrudan dinletemeyecek olsam daha doğrusu, en azından bana güvendiğiniz için ben sizlere ses deneyimini kendimce anlatmaya çalışacağım. Bir kere şunu söylemek lazım arkadaşlar. FreeBuds 4'e göre FreeBuds 5'lerde bas konusunda oldukça ileriye gidilmiş. %30 daha iyi bir bas performansı var. Önümde durmakta olan ve elimde tuttuğum bu kulaklık modelinde. Tabii bu nasıl sağlanmış derseniz, mutlaka durduk yere olmuyor böyle şeyler tahmin edeceğiniz üzere. Donanım anlamında güzel yenilikler var bu üründe. Şöyle yenilikler var arkadaşlar. Şimdi burada iyi bir ses deneyimi yaşayabilmeniz için 16 Hz'den 40 Hz'e kadar çıkan bir ses iletme yeteneğine sahip bu kulaklıklar ve tizleri, basları önceki nesile göre hakikaten daha iyi bir şekilde sizlere yansıtabiliyor. Özellikle 14.3 mm büyüklüğünde tasarlanmış olan diyaframı ile beraber burada baslardaki hani yüksek seslere çıktığınızda yaşanabilecek dağılmalar, işte seslerdeki boğulmalar vesaire, bunların önüne geçme amacıyla buradaki diyafram oldukça geniş tutulmuş ve bunun da gün sonunda sese çok iyi bir yansıması var. Yani yüksek tınılara çıktığınızda bile kulaklıkta seslerde önemli bir boğulma ya da ses bozulması gibi şeylerle çok karşılaşmıyorsunuz. Ben bayağı bir test ettim ürünü ve gerçekten ses performansını FreeBuds 4'e kadar çok daha iyi buldum. Yani 4'ten sonra 5'te oldukça iyi bir gelişme var. Bunun açıdan da Huawei'yi tebrik etmek lazım. Belki de bu kulakların en önemli şeylerinden bir tanesi bazı şeyleri kişiye özel uyarlanabiliyor olması. Bu kişiye özel uyarlanabilir şeylerin başında tabii ki gürültü engelleme geliyor. Oraya da değineceğiz ama şu anda ben sizlere ses bölümünde Equalizer'dan bahsetmek istiyorum. Cihazda ses deneyimi kişiye özel düzenlenebiliyor. Yani burada kişiye özel tabii ki sizin kulak yapınıza göre sesi düzenleyip en iyi ses deneyimini sizlere sunuyor. Ancak bunun yanı sıra bir de 10 bandlık bir Equalizer'da yine bu kulaklığın uygulamasında, Huawei A-Life uygulamasında sizlerle buluşuyor arkadaşlar. Bu da güzel bir detay olarak bizlerle buluşmuş durumda. Şimdi kulaklığı satın aldığınız zaman bakın hemen kutunun üstünde sizlerin şu anda yakından gördüğü bazı logolar kutunun üstünde yer alıyor. Bu logolar ve bu serkalar ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar, özellikle Hi-Res Audio oldukça önemli burada. Bunun wireless olarak kulaklıkta bulunuyor olması gayet güzel. Yani yüksek kalitede kablosuz bir ses aktarımı yeteneği sertifikalandırılmış bir şekilde bu üründe bulunuyor. Bunun yanı sıra yine burada Hi-Res Wireless Audio diye diye bir sertifika var, yine kulakların üzerinde görüyorsunuz. Bu da tabii ki en ince seslere kadar, en ince detaylara kadar, hani burada bu kulaklıkta kaliteli ses dinleyebilmeniz için tüm detayları Huawei tarafı düşünmüş. Burada dış etmenlere de birazcık değinmek lazım. Gürültü engelleme bölümünde daha çok değineceğim ama kulaklıkların üzerinde bir de IPX4 suya ve toza karşı dayanıklılık mevcut. Tabii bu neye yarıyor? Özellikle spor yaparken terlerseniz ya da yağmur altında ürünü kullanırsanız vesaire, kulaklarınızın zarar görme ihtimalini oldukça aşağı çekiyor sevgili arkadaşlar. Huawei telefonla konuşma konusunda gerçekten çok iyi işler ortaya çıkartıyordu. FreeBuds 5'te de bunu yine sürdürmüş arkadaşlar. Ürünün üzerinde 3 tane mikrofon var. Bu mikrofonlar farklı görevleri üstleniyor. Ancak şu anda sizlere anlatacağım telefonla konuşma performansı ve gürültü engelleme konusunda hakikaten çok iyi işler ortaya çıkartıyor. Bunu net bir şekilde paylaşmam lazım sizlerle. Çünkü üzerinde bulunan bu 3 mikrofonla beraber dış etmenlerden gelen sesler çok güzel bir şekilde temizleniyor ve yapay zekada destek oluyor aynı zamanda buradaki sese. Ve bu mikrofonlar ve yapay zeka desteğiyle beraber, donanım desteğiyle tabii ki, hem aktif gürültü engelleme için gerçekten çok iyi sonuçları bizlerle buluşturabiliyor ki dinamik gürültü engelleme de yine kulaklıkta mevcut. Yani dışarıdaki ses durumuna göre desibelini arttırıp azaltabiliyor kulaklık kendi kendine buradaki gürültü engelleme seviyesini. Bunun yanı sıra bir de telefonla konuşma performansı anlamında hakikaten dışarıdaki seslerin, etkenlerin ortadan kaldırılması konusunda çok iyi işler ortaya çıkartıyor. Hani burada telefonla konuşma konusunda ben açıkçası şimdi sizlere sesi dinleteceğim. Sizlerin de yorumlarını alacağım ama benim şöyle bir yorumum var. Özellikle Apple AirPods alternatifi bir kulaklık arıyorsanız telefonla konuşma açısından bu kulaklığa bir bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar diyeyim ve şimdi isterseniz telefonla konuşma testini hep birlikte bir dinleyelim. Sizlerin de yorumlarını aşağıda merak ediyorum. Huawei FreeBuds 5'lerle telefon görüşmesi yapmak istediğinizde sesiniz karşıya şu anda duyduğunuz gibi gidiyor. Ben böyle hafif gürültülü ve hafif rüzgarlı bir yerde sizlerle bu telefon görüşmesini yapıyorum. Sizler nasıl buldunuz telefon görüşmesindeki mikrofonun kalitesini? Yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Hani böyle çok hafif çatır bir gürültü var şu an etrafında ama sesim nasıl geliyor? Sizlerin de yorumlarını aşağı bekliyorum. Kulaklarının üzerinde bulunan bir de dokunmatik paneller var arkadaşlar. Bu dokunmatik panellerle beraber ses açma kapama, müzik atlama, müziği geriye almak gibi özellikleri kullanmanız mümkün oluyor. Yani telefonla bağlantınızı bir tık daha aşağı çekmiş oluyorsunuz. Hazır telefonla bağlantınız demişken bu kulaklıkları kullanabilmeniz için telefonunuza Huawei A-Life isimli bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Bu uygulama hem iOS hem Android hem de HarmonyOS'la çalışıyor arkadaşlar. Burada özellikle tüm platformlarla uyumlu olması bence gayet önemli olmuş ki hazır yeri gelmişken şunu da söyleyeyim sizlere. Kulaklıkları kutudan çıkardığınızda bir güncelleme yaparsanız çok çok iyi olur. Güncelleme gelmiş olabilir ki o güncellemeyi yaptığınızda kulaklık daha kararlı ve daha düzgün çalışıyor. Eğer güncelleme yok diyorsa da zaten sizin kulaklığınız güncellenmiş bir şekilde paketlenmiştir. Herhangi bir şey yapmanıza ya da bir endişe duymanıza vesaire gerek yok. Ancak benim sizlere nacizane tavsiyem Huawei A-Life uygulamasını indirin ve bu kulaklıkları oradan yönetin arkadaşlar. Tüm platformlarda mevcut bu uygulama ve çok rahat bir şekilde kulaklığın bütün ayarlarını o uygulama üzerinden yapmanız mümkün oluyor. Şimdi bu kulaklıklarda pil anlamında önemli detaylar var arkadaşlar. Gerçekten etkileyici şeyler bunlar çünkü günümüzde hız çok önemli biliyorsunuz. Herkes birbiriyle yarışıyor hız anlamında ki bu kulaklıklarda da hız anlamında gayet güzel şeyler bizlerle buluşuyor. Birincisi pil bölümünde hız demişken düşük gecikme özelliği var. Oyunlarda daha düşük gecikme ile beraber bu kulaklığı kullanmanız mümkün oluyor. Daha iyi bir tepkime süresi var ve oyunlarda düşük gecikme arayan kullanıcıları tatmin edebilir diye düşünüyorum. Bu kulaklıkların bulundurduğu sertifikalar ve teknoloji. Tekrardan pile dönecek olursak şimdi ürünleri kutudan çıkardık, kulağımıza taktık. Yaklaşık 4-4,5 saat kadar pili gidebiliyor. Burada tabii ki yüksek seslerde düzenli bir kullanım yaparsanız o zaman buradaki pil ömrü kullanımı yaklaşık 3 saatlere kadar inebilir ama standart bir kullanımda 4-4,5 saatlere varan bir pil ömrü var. Kutusuyla beraber bir kullanım yapmak istediğinizde ise burada iş oldukça değişiyor. 28-29 saatlere varan bir çalma ömrüne sahip olabilirsiniz kutunun içindeki de pille beraber. Çünkü biliyorsunuz kulaklıkları kutuya koyunca tekrardan şarj oluyor ve sizler kullanabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Buraya bir virgül koyalım. Benim burada bir senaryom var. Günlük ortalama 2-3 saat kadar bir kulaklıkla iş yapan bir kullanıcıysanız sizler, burada ya da müzik dinliyorsanız bu ürünü haftada bir şarj etmeniz hatta 7-8 güne belki de 9 güne varan bir pil ömrünün sizlerle buluşması mümkün. Ama bu senaryoda arkadaşlar onun altını çizeyim. Ancak hoşuma giden detay şu. 5 dakikalık bir şarj ile yaklaşık 2 saatlik bir kullanımı da bu ürün ürünü sizlere sunuyor ki sıfırdan 100'e de tam şarj olması yaklaşık 20 dakika sürüyor. Yani %50 bir şarjı varken bu kulaklığı şarja takarsanız yaklaşık 10 dakika içinde şarj etmeniz de mümkün olacak arkadaşlar. Özellikle pil anlamındaki soru işaretlerini umarım bu bölümde giderebilmişimdir diyeyim ve ben artık şahsi düşüncelerime doğru yola çıkayım arkadaşlar. Bir önceki nesil olan Huawei FreeBuds 4'e göre oldukça radikal değişiklikler var. Bir kere tasarım. Gerçekten başka bir seviyeye çıkmış tasarım. Dediğim gibi ilk başta alışmak biraz zor gelebilir sizlere ancak kullanmaya başladıktan sonra çok seveceğinize eminim tasarımı. Bunun yanı sıra arkadaşlar bu ürününle 4'ün arasında yani bir önceki modelin arasında yaklaşık 800 liralık bir fark var. Evet 800 lira yani çok az mı diyeceksiniz ama yeni eklenen özellikler ve birçok detayı göz önüne aldığım zaman ben açıkçası 800 lira daha ödeyerek en son çıkan ürünü alabilme şansım varsa onu alırım açıkçası. Onu söylemem lazım sizlere. Peki FreeBuds 4'ten bu ürüne geçilir mi sorusuna cevaplayayım sizler için. Yani benim çok deli bir teknoloji takipçisi değilseniz, teknoloji sizin için her şey değilse ve kulaklığı sadece kulaklık olarak kullanıyorsanız ve yenisi çıktı diye değiştirmeyi düşünüyorsanız yani burada biraz daha hani sizin açıkçası inisiyatifinize bırakıyorum düşüncenizi. Ancak telefonla konuşma konusunda bir ürün arıyorsanız ve dediğim gibi bu bütçelere çıkabiliyorsunuz. Çünkü yaklaşık 3000 TL gibi bir fiyatı var bu ürünün. Hani bu fiyatlara yaklaşabiliyorsanız bu ürüne mutlaka göz atmalısınız arkadaşlar. Sizleri oldukça tatmin edecek hem müzik anlamında hem telefonla konuşma performansı anlamında bir ürün olmuş gerçekten. Bunu da net bir şekilde söylemek lazım sevgili arkadaşlar. Hazır fiyattan bahsediyorken şunu da ekleyeyim. Tabii 3000 lira bana çok fazla geliyor. Alternatif ne önerirsin yine diyenleriniz olabilir arkadaşlar. O noktada da hani Huawei FreeBuds 5'e değil de Huawei FreeBuds SE'ye bakabilirsiniz. Mesela SE modelinin fiyatları 850 TL bandında şu anda. Bir de Huawei FreeBuds 5i'ler var. Onlar yine 1700 TL bandından satışta bulunabiliyor sevgili arkadaşlar. Yani o modelleri de bir göz atabilirsiniz diyeyim ve ben her zaman olduğu gibi artılarını eksilerini sizlere elimden geldiğince bu videoda aktarmaya çalıştım. Genel anlamda güzel bir ürün olmuş. En büyük handikapı ve en büyük eksisi bence tasarımı. Çünkü tasarımını insanlara ikna etmek ve kabul ettirmek oldukça zor bazı ürünlerin. Bu üründe radikal bir ürün, ikonik bir ürün. Kullanırken farklı olduğunu hissedeceğiniz, farklı olduğunu sizlerin de göreceği bir ürün olmuş. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Sonuçta gün sonunda sesler ve zevkler ve renkler oluyor. Böyle hepsi birbirine giriyor. Ama bence bu ürüne bir şans verin derim. Sizlere de bunu söylemek isterim sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.